bilimsel yaşantım lise yıllarında başladı. Çünkü ailemizde bir rol modelim vardı. Teyzemin kızı. Ve ben lise çağlarında kimya okuyacağıma ve akademisyen olacağıma karar vermiştim. Eğitim hayatım, yani ilk ve orta öğrenim hayatımda babam subay olduğundan dolayı Anadolu'nun değişik yerlerinde okudum. Ondan sonra Ege Üniversitesi'ne geldim ve tüm akademik yaşantım boyunca devlet okulları ve devlet üniversitelerindeydim. Devletin olanaklarıyla yetiştim. Daha sonra akademik hayatım sırasında kendi olanaklarımla bulduğum yurt dışı burslar ve yurt dışı Avrupa Birliği projeleriyle belli dönemlerde yurt dışlarına gittim, geldim ama yurt dışlarında edindiğim tecrübemi burada kendi üniversitemde, kendi laboratuvarlarımda uyguladım. Kendi laboratuvarlarımdaki araştırma gruplarında bunları aktardım. Kendi düzenleme hep bunlara bağlı olarak burada kurdum. Yine bu tür laboratuvar kurmamda, araştırma olanakları sağlamamda hep işte TÜBİTAK kurslarıyla bu işleri hallettim. O yüzden yani gerçekten TÜBİTAK'a teşekkür ederim bu konuda. Araştırmalarım benim hep enerji ve çevre üzerine. İlk doktora çalışmamda mesela İtalya'da karşılanan taş kömür yerine yerli lignitlerimizi nasıl kullanırız? Onunla başladım. Yani hep bir ithal ikame yerine bir yerli kaynağımızın kullanılması. Daha sonra DAK kursuyla Almanya'ya gidip atıkların değerlendirilmesi üzerine çalışmalarım başlandı. Atık değerlendirilmesi üzerine, atık plastikler üzerine. Almanya'daki çalışmalarımdan dolayı Japonya'dan burs alıp Japonya'da devam ettim. Sonra ileriki yıllarda biyokütle üzerinde çalışmalarım yoğunlaştı. Hepimizin bildiği gibi bugün 21. yüzyıl artık atık yılı. Atıklardan enerji elbisesi, dışa bağımlılığın azalması için kendi kaynaklarımızı kullanılması ve atıklar da kendi kaynaklarımız aslında biyokütle enerjisi üzerine. Dolayısıyla aslında bu tür çalışmalar gerçekten son yıllarda çok ilgi görmeye başladı. Yani bu biyokütle enerjisi, atıklar üzerine yapılan çalışmalar sadece Türkiye için önemli değil, dünya için önemli. Bu yüzden de gayet iyi kolaborasyonlar bulabiliyorum yurt dışındakilerle. Artı yapmış olduğum çalışmalar yurt dışında ses getirebiliyor. Ve yavaş yavaş Türkiye'de artık bunların, yani bu tür çalışmaların laboratuvar düzeyinden çıkıp endüstriyel çapta uygulamaları başlıyor. Hatta başladı bile. Biliyorsunuz yeşil mutabakat anlaşmaları var, sıfır atık yönetmelikleri var. Bundan dolayı çalışmalarımın artık Türkiye'de endüstride uygulanacağını inanıyorum ve az gördüğüm için de yani uygulamalar başladı ve bu konuda gerçekten çok mutluyum. İyi ki böyle bir alanda çalışmışım. Mesela bu tür alanlarda atılım yapacak olan sanayicilerin gelip bana danışması beni çok mutlu ediyor. Demek ki diyorum benim çalışmalarım laboratuvarda kalmamış. Valla dediğim gibi en çok heyecan veren durum bir öncelikle şöyle söyleyeyim, bu ödülü kazanmam. Çünkü bir akademisyen için en güzel, en büyük ödüllerden bir tanesi benim için. Emeklerinin karşılığını görmesi. Artı demin de dediğim gibi artık piyasadan sanayicilerin gelip bu konulara yönlenmesi beni gerçekten heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. O işte gerçekten çok zor. Bakın ben profesör olalı çok zaman oldu.
Genellikle yani tabii uymayanlar da vardır ama belli bir kariyer yaptıktan sonra kişiler bir rehavete kapılırlar. Ben de bu tam aksine oldu. Tam aksi oldu ve sürekli olarak bir şeyler yapmak, gençleri yetiştirmek, başka bu araştırma grupları kurmak. Yani öyle bir sorumluluk hissediyorum. Boş duramıyorsunuz. Mutlaka bir şeyler yapma ihtiyacını hissediyorsunuz. Yani ihtiyacı değil, o sizin için sorumluluk olmuş oluyor. Allah'tan ben işimi çok seven bir insanım. Zaten bir insan işini severse işini iyi yapar. Dediğim gibi benim akademisyen olmak da lise çağlarından aklımda olduğu için sürekli olarak projeler yapmak, diğer gruplarla iletişime girip bir çalışma ortaya çıkarmak, bunlar beni zaten mutlu ediyor. Sadece yani sorumluluktan değil, kendim için de bu işleri yapıyorum. Ben çünkü mutlu oluyorum. Ben mutlu oluyorum bu işleri yaptıkça. Ha tabii ben ailem var, çocuğum var. Yani normal bir ev hanımıyım ben de aynı zamanda ama ben daima iyi bir zaman yönetimi yapmışımdır hayatım boyunca. Dolayısıyla birinci önceliğim ev ya da birinci önceliğim okul şeklinde olmadı. İkisi beraber gitti. İkisini beraber götürebildim. Yani önceliğim olmadı. Tabii çocuk önceliğim ayrı. Çocuğumun önceliği var. Vallahi öncelikle gençlere eğer işinizi seviyorsanız bu işi yapın. Eğer işinizi sevmiyorsanız yapmayın o işi. Tamam bir takım hayat bu mecburiyetten dolayı yapmak zorunda kalabilirler ama ben şuna inanıyorum. İnsanlar işini severse işini iyi yapıyor. İşimi sevmiyorsam mecburum dediği zaman işini sevmeye çalışsın. Ve hiçbir zaman hani umutsuz olmasınlar. Bakın ben 5 çocuklu bir aileden geldim. Anadolu, babam subaydı, Anadolu'nun her yerinden dolaştım. İlk ve orta öğrenimim benim Anadolu'nun farklı şehirlerindendir. Dediğim gibi yine devlet imkanlarıyla okudum ve devlet imkanlarıyla bu yerlere geldim. Özel benim için özel hiçbir şey yapılmadı. Yabancı dil öğrendim mi? Öğrendim. Kendi gayretimle öğrendim. Devlet okulundaydım. Türkçe eğitim yapan devlet okulundaydım sürekli olarak. Yani insanlar isterlerse kendi kendilerini çok iyi yetiştirirler. Hele şimdiki gençler için internet denen bir olay var. Ve internetten kendilerini yetiştirebilirler. Yani ileriki ben şuradan mezunum, işte ben de şu eksik. Hayır, kendinizi yetiştirebilirsiniz. Ben 40 yaşından sonra Almanca da öğrenmiştim. Yani insan isterse her dili öğrenebiliyor. İngilizceyi tamam kendi kendime öğrendim. İngilizceyle her şeyi hallediyorum. Ondan sonra Almanca öğrenmek zorunda kaldım. İnsan isterse her şeyi yapar. Ve olanaklarınızı zorlamaya çalışın daima. Hiçbir şekilde bahane üretmeye çalışmayın. Ben mesela kendi hayatımda bahane üretmeye çalışsam çok bahane bulurdum ben. Hayır, bahane bulmayın. Daima bir hedef seçin, hedefe doğru odaklanın. Artık gençlere şunu da tavsiye ediyorum. Sosyal yaşantımız olsun. Artık spor yapın. Bakın spor yapmak gerçekten hani büyük önderimizin bir lafı var. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunun. Bu çok önemli bir şey. Spor yapın, sosyal yaşantınıza dikkat edin. Her şeyden en önemlisi de insani davranışlardır. Yani insani davranışlar benim için çok önemlidir. İşiniz iş yerindedir sizin herhangi bir ünvanınız, şeyiniz. Ama topluma gittiğiniz zaman herkese eşitsiniz. Yani o yüzden insani davranışlarla ben çok şey kazandım. Mesela yurt dışı ilişkilerimde de onlar çok önemliydi. Bakın yurt dışı ilişkilerinde, yurt dışı
Daki bilim grupları vesaireye baktığınız zaman o kişinin kim olduğunu asla anlayamazsınız davranışlarından. Daima sizinle temas ettiği zaman kendisi sizin gibi olduğunu hissettirir karşısındakine. Bir de en önemli şey akademisyenler için etiktir. İş ahlakı çok önemlidir. Bu sadece tabii kendim akademisyen olduğum için tabii bu ahlak, iş ahlakı her iş için geçerli bir şey. Ama akademisyen olmak isteyen gençler için öncelikle onu da söyleyeyim. Yani ben unuttum bunu. Zaten olması gerekir diye düşündüğüm için herhalde iş ahlakı çok çok önemlidir. Sayın Hocam, Profesör Doktor Hasan Mandal'a teşekkür ederim. Tabii bu arada rektörüm, üniversite rektörüm Profesör Doktor Necdet Budak'a da çok teşekkür ederim beni aday gösterdiği için. Kendisi gerçekten bilimsel çalışmaları üniversitede çok önem veren bir rektördür. Bu arada yine teşekkür etmem gerekirse ilk teşekkürümü unuttuk galiba. Beni ilk adımımı attıran akademik hayata, bana akademik yaşamımda yön veren doktor hocalarım Profesör Doktor Mehmet Sağlam ve Profesör Doktor Mithat Yüksel'e en büyük şükranlarım ve teşekkürlerimi sunarım.